Herkese merhaba arkadaşlar, ben İlge. Bu videomuzda sizlerle birlikte yine ürün incelemesi yapacağız. Çünkü ürün inceleme videolarımız sizin tarafınızdan çok beğenildi. Teşekkür ederiz. Bunu hem yorum kısmında hem de like'larda belirttiniz. Şimdi isterseniz hemen bu haftanın ürünlerini incelemeye geçelim. İlk ürünümüz İlk aracıya haberleşme ile 16 tane servo motor sürebileceğiniz bir kart. Bu kartı bize bir önceki ürün inceleme videomuzda bir yorumda geldi. Biz de bunu hemen listenin başına koymak istedik. Bu kartın üzerine hemen şu kısımlarda içerisinden çıkan header'ları bağlayabileceğiniz, yani aslında lehimleyebileceğiniz yerler var. Bu header'ları lehimledikten sonra da buraya toplamda 16 tane servo motor bağlayabiliyorsunuz. Ve Arduino ile bu kartı kontrol etmek isterseniz güç girişini yaptıktan sonra, yani RTX'i bağladıktan sonra Arduino üzerinden de 2 tane kablo ile ilk aracıya bağlantısını yapıyorsunuz ve Arduino üzerinden 2 kablo ile 16 tane servo motoru kontrol edebiliyorsunuz. Kart üzerindeki servoları 12 bitlik bir çözünürlükte kontrol edip 60 Hz'lik bir frekansta sürekli olarak güncelleyebiliyorsunuz. Ve 1.6 kHz'likte ayarlanabilir PWM frekansıyla buradaki servoları sürebiliyorsunuz. Kart üzerindeki çıkışları pull up veya open drain olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Yani birçok servo kullanacaksanız bunları Arduino üzerine kullanmak biraz problem yaratırken bu kart sayesinde 16 tane servoyu rahatlıkla sürebilirsiniz. Çünkü kartla Arduino arasındaki olan haberleşme dijital olduğundan dolayı Arduino tarafında yormadan buradaki servoları sürmenizi sağlıyor. Bu kartın birebir aynısı Arduino Uno, Mega veya modelleri üzerine Shield olarak takılabilen versiyonu da mevcut. Yani aslında iki kart tamamıyla aynı görevi yapıyor. Sadece buradaki kartı Arduino'ya harici olarak bağlıyorsunuz. Jumper kablo veya normal kablo yardımıyla. Bu kartı da Arduino üzerine yerleştirerek Shield olarak kullanabiliyorsunuz. Bağlantı olarak da tabii ki size birazcık daha kolaylık sağlıyor. Şimdi gelelim haftanın ikinci ürününe. Bu ürünümüz birazcık da farklı bir ürün. Yani bugüne kadar karşılaşmamış bile olabilirsiniz. Buradaki kart bize bir dokunmatik panel sağlıyor. Üzerinde 4 tane bölge var. Parmağınızı dokundurduğunuzda kapasitif olarak algılayarak istediğiniz numaraya basabiliyorsunuz. Kartın üzerinde RTX'i bağlantıları dışında 4 tane çıkışı var. Bu çıkışlar direkt olarak dokunduğunuzda sinyali dijitale çevirerek Arduino'ya veri göndermenizi sağlıyor. Yani Arduino'ya buton bağlamaktan hiçbir farkı yok. Eğer bir yere dokunmatik bir yüzey oluşturmak isterseniz bu modülü kullanabilirsiniz. Bu dokunmatik yerlere dokunduğunuzda üstündeki ledler de hangi bölgeye dokunduğunuzu size söylüyor. Bu kartın isterseniz 8'li veya 16'lı modülleri de mevcut. Yani daha büyük panel kullanmak isterseniz de diğer modülleri de tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim buradaki ürünlerin en büyüğüne ve haftanın 3. ürününe. Geçen hafta hatırlarsanız tekli role kartı incelemiştik. Bu role kartının Arduino ile nasıl bağlantı yapıldığını kabaca göstermiştik. Eğer tekli role kart yerine size çoklu role kartları, yani bir role yerine birçok role lazımsa buradaki 16'lı gruplu roleyi kullanabilirsiniz. Yine tekli karttaki gibi aynı şekilde buradaki header'lardan Arduino bağlantı yapabilirsiniz ve normal bir LED sürer gibi buradaki roleleri kontrol edebilirsiniz. Ve aynı anda 16 tane çıkış burada sizin hizmetinizde. Genellikle ev otomasyon sistemlerinde veya bahçe sulama sistemlerinde valfleri, motorları, lambaları açıp kapamak için kullanabilirsiniz. Yine bu role kartının 12 voltluk ve 5 voltluk versiyonu mevcut. Yani şu girişlerden 5 volt verdiğinizde tetiklenen ve 12 volt verdiğinizde tetiklenen olmak üzere 2 tane çeşidi bulunuyor. Ve bu role kartlarının tekli, ikili, dörtlü, sekizli ve burada görmüş olduğunuz gibi 16'lı versiyonu bulunuyor. Gelelim haftanın 4. ürüne. Bu ürün birazcık da Arduino ile proje yapan veya geliştirme kartlarıyla proje yapan arkadaşlarımız için ve hızlı şekilde prototipleme yapmanızı sağlıyor. Üzerinde 7 segmentlik ekran bulunuyor ve bu ekran 8 tane basamaktan oluşuyor. Yani siz burada çok büyük sayıları görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz buradaki 7 segmentlik dörtlü bölgeleri ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Ve hemen aşağısında kullanabileceğiniz butonlar bulunuyor. Burada toplamda yine 8 tane buton var ve 7 segment ekranın hemen üstünde de 8 tane LED var. Bu kadar giriş çıkışı nasıl yöneteceğiz? Özellikle Arduino Uno gibi da biraz daha kısmen küçük kartlara bağlantı yaparken. Bu kartın özelliği şuradaki entegre sayesinde Arduino ile seri haberleşme yapabiliyor. Yani tamamen bir dijital haberleşme yapıyor. Bu dijital haberleşme sayesinde iki kabloyla bu karttaki tüm giriş çıkışları kontrol edebiliyorsunuz. Yani siz Arduino ile proje yaparken birçok buton bağlamak yerine bu kartı alıp rahatlıkla iki tane kablo yardımıyla istediğiniz kadar bağlantı yapabiliyorsunuz. Projenizde buradaki giriş çıkışları kullanacaksanız çok fazla karışık yapılara girmeden tek bir kartı kullanarak rahatlıkla projenizi yapabilirsiniz. Ve haftanın son ürünü olan 5. ürünümüze geldik. Bu ürün Sharp firması tarafından üretilen
hava kalite sensörü. İçerisinde kızılötesi verici var. Bu verici havadaki toz partiküllerine çarpıp geri yansıyor ve yansıyan ışık ölçülüyor. Bu ölçüm sayesinde havanın içerisinde ne kadar partikül var bunlar tespit ediliyor. Yani aslında havanın kalitesini anlamış oluyoruz. Sensör analog çıkış verdiğinden dolayı Arduino ve diğer geliştirme katlarıyla rahatlıkla kullanılabilir. Eğer projelerinizde veya dış ortamda havanın kalitesini ölçmek istiyorsanız bu sensörü rahatlıkla kullanabilirsiniz ve fiyat performansı olarak da gerçekten düşük seviyelerde. Arduino ve diğer geliştirme kartlarıyla kullanırken paketin içerisinden çıkan 150 ohmluk bir direnç ve içerisinden çıkan yine kondansörle birlikte kullanılması gerekiyor. Buradaki incelediğimiz tüm ürünlerle alakalı daha detaylı bilgiye video açıklamasına koyduğumuz ürün linklerinden erişebilirsiniz ve ürün açıklamasındaki data sheetlere ve örnek uygulamalara tıklayarak da buradaki malzemeleri çok daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım bu haftaki ürünlerimizi beğenmişsinizdir. Eğer sizin de aklınızda incelememizi istediğiniz ürünler varsa mutlaka yorum kısmına yazın. Çünkü bunları okuyup dikkate alıyoruz. Belki de sizin yazdığınız ürünü haftaya inceleme videomuzda yer vereceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza yüklenen videolardan hemen haberdar olmak için aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Yandaki çıkan iki tane içerikten de videolarımıza erişebilirsiniz. Bir sonraki ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Bye bye.